Yani inşallah her şey hayırlısı olur diyorum en başta ama şöyle bir gerçek var. O seçimlerde çoğunluğa göre bir sistem kurulur. Atıyorum %60 bir oy tek iktidarlık, tek partilik bir partiye oy gelir ise o zaman tek parti olur. Ama gelmez ise o zaman muhalefet ve iktidar cephesi oluşur ise o ayrı bir konu. Ama bir gerçek bir konu var. Şimdi o bir hayali bir şey. Şimdi abi ben aslen Elazığlıyım. Şimdi Elazığlıyım. Abi sen nerelisin? Örnek veriyorum, Trakyalısın. Sen Trakya olarak atıyorum iktidarı benimsersin. Ben Elazığ olarak atıyorum muhalefeti benimserim. Ben muhalefeti benimserim, sen iktidarı benimsersin. Örnek veriyorum. Yani kültürümüz, yediğimiz, içtiğimiz her şey ayrıdır. Aynı dinin mensubuyuz, ayrı. Amenna ama görüşler, bakış açısı çok farklıdır abi. Anlatabildim. Yani dediğim gibi her insanın bakış açısı farklıdır. Her insan aynı ruha sahip değil ki. Yani atıyorum biraz önce örnek verdiğim gibi bu sıkıntıyı çeken bir vatandaş, evine ekmek götüremeyen şu 2 yıl pandemi sürecinde insanlığı katleden şu pandemi süreci, iktidarın bu yönettiği pandemi süreci, dediğim gibi 434 kişi intihar etti. Açlıktan, sefaletten. Abi pandemi var da yani para veriyor musun? Hayır. E dalga geçiyorsun, diyorsun ki 1000 lira verdim, bilmem vatandaşa şunu verdim. Abi ne yapacak abi? Yani bunu tek şartı ya. Ya, bir, ya toplayamazsın abi. Toplayamazsın ki. Şimdi o söylediğini kabul edebilir misin sen? Edemezsin abi. Şimdi 1000 lira alıyorsun. Ne yapıyorsun? 6 ay. 6 ay boyunca 1000 lirayla vatandaş nasıl geçinecek? Neyle geçinecek? Örnek veriyorum. Öğrencisi var, emeklisi var, işte esnafı var. Yani ben perspektif bakıyorum. Yani dediğim gibi ben genel olarak bakıyorum. Bu insanların durumunu görüp üzülüyorum ben. Yani bu bir gerçek abi. Yani artık şeffaf bakılmalı. Ama Türkiye'de yani siyasi olarak da çok partili olması lazım diyorsunuz. Çok partili. Kesinlikle. Kesinlikle. Dediğim gibi değiştiremezsin abi. X bir isim atıyorum A olsun der, ben B olsun derim. Aynı tihniyete sahip olmak zorunda değiliz ki. Beraber otururuz, yer içeriz. Muhabbet ederiz, sohbet ederiz, sarılırız, yol gideriz. Ama görüşüm farklıdır abi. Sayın Cumhurbaşkanımız daha önceleri yani siyasi yaşamına bakarsanız tek partili sistemi eleştirmiştir. Ama şu an kendisi tek adam olduğu için eleştirme gereği duymuyor. Yani ölene kadar ben devam edeyim, ölenden sonra da benim çocuklarım devam etsin. Niye? Çünkü altını öyle pislettiler ki kalkarsalar oradan o pislettiği yerlerin pisliği çıkacak ortaya. O yüzden o eleştirdiklerini, Sayın Cumhurbaşkanı sadece bu konuda değil, her konuda eleştirdiklerini siyasi yaşamından başlayarak şu anda hepsini tek kendisi yapıyor. İşte ne diyelim, 3. köprü karşı çıktı. İşte kanal, 3. kanal karşı çıkıyordu. Şu an ölümüne de olsa yapacağım diyor. Ya ölümüne de olsa niye yapıyorsun? Hiçbir etüt yapılmamış, hiçbir çalışma yapılmamış. Yani gemiler parayla geçecekmiş. Adam deliydi. 30 kilometre oradan, buradan yol varken oradan para verip geçecekti. 10 dakikalık yolu inayiydi o kadar. Ha, inanan inanıyor, beni ilgilendirmez. Allah bize şuur ve akıl vermiş. 17 yerde diyor ki akletmez misiniz, düşünmez misiniz diyor. İnsanları düşünmeye sevk ediyor. Ha, düşünmeyen düşünmesin. Ben insan olarak beni eşref-i mahlukat yaratmış ve ben düşünmek zorundayım. Ya siyaset olarak tek parti olması mümkün değil. Yani geçmişte örnekleri var. Yani çok parti ol ama şey olarak yani dış politikada tabii ki tek parti olmalıyız. Ama içeride tek parti olursa yani halk o zaman meclise yansımaz. Sadece en üst, en tabakadan yani partinin en başındaki insanın ideolojisi yansır. Yani çoğulcu demokrasi önemli. Ama yani çoğulcu demokrasi yani tek parti olmaz yani mümkün değil. Şuna inanıyorum. Türkiye'de sağ sol öyle böyle hani parti isminden ziyade gerçekten ön yargısız olan, egosuz olan insanlar gelmeli diyorum. Hani insanlara sorduklarınızda siz hangi partiyi tutuyorsunuz dediğinizde ben şu partiyi diye bir cevap vermek istemiyorum. Bu ülkeyi en iyi şartlara kim getirecekse, kim güzel çalışmalar yapacaksa, kim halkın refahını düşünecekse o insan gelsin diyorum. Yoksa benim için Ali olmuş, Veli olmuş bunun hiçbir önemi, anlamı yok. Şu an zaten çok partili bir sistemle değil miyiz? Yani Sayın Cumhurbaşkanımız da şu anda demokrasiyi bence şu an ülkede en iyi şekilde yaşatmaya çalışan lider. Çünkü neden diyeceksiniz? Bana göre kendi fikrim bu.
Bu zamana kadar Cumhurbaşkanı hiçbir seçimle seçildi mi? Seçilmedi. Ama ilk defa Cumhurbaşkanını bir halk seçti. Hani bunu seven olur, sevmeyen olur. Buna saygı duyarız. Eğer ki demokrasiyi düşünmeyen bir cumhurbaşkanı olsa kendisini halka seçtirmezdi. Bu şekilde düşünüyorum. Ben o demiş olduğunuz yayını da izlemedim açıkçası. Ama öyle bir şey söyleyeceğini de düşünmüyorum. Yani onu söylemek istediğini en azından düşünmüyorum. Yani görmem lazım, dinlemem lazım. Ama hani takdir edersiniz ki Cumhuriyet tarihinden de neredeyse Adnan Menderes dönemine kadar Türkiye zaten tek partiyle yönetildi. Cumhuriyet Halk Partisi. Onun dışındaki partiler zaten çok halkın gözünde oyalamayacak partilerdi. Ve bundan dolayı baktığımız zaman hani zamanında Cumhuriyet tarihinden beri çok partili sisteme geçildiğinde aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Sonrasında İsmet İnönü geldi. Ve Adnan Menderes döneminde partililere biraz daha yani en azından bir önleri açıldı diğer partilerinde. Ve şu anda bence Tayyip Erdoğan'la beraber Allah başımızdan eksik etmesin şimdilik. Yani biz en azından memnunuz kendisinden, AK Parti'den demiyorum. AK Parti'nin içerisinde eleştireceğimiz şeyler var. Ama hani Recep Tayyip Erdoğan olarak olaya bakarsan ben kendisini samimi olduğunu düşünüyorum. Hataları vardır, illaki vardır, yok diyemeyiz. Sonuçta insanız, kuluz, kul yapısıyız. Ama bu millet için samimi olduğunu düşünüyorum. İnşallah hatalarını da kendisi illaki değerlendiriyordur. Allah ondan razı olsun. İnşallah kendi içerisindeki çürük elmaları da görüp ona göre hareket eder diye düşünüyorum. Abi valla bence demokrasi dediğin zaman çok partilidir. Market alışverişinde bir market mesela önce bir iletişim bir taneydi, bir Türkcell'di, fiyatlar fahişti, peşte birkaç tane alternatif açınca ister istemez rakabet ortamı. Demokrasi de böyle bir şey. Keşke partiler çoğalsa ama ben şunu görüyorum, şu an Türkiye'de tek parti sistemi var. Var ya. Ben öyle görüyorum. Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı tek parti, yani hiç kimsenin, yani bu anlatılanda eğer biri kalkıp yani cevap vermiyorsa tek partili, şu an tek partili yönetiliyoruz. Yani demokrasi diye bir şeyi ben ihtimaller dahilinde görmüyorum şu an. Yok, tek parti olmaz. Olmaz. Niye olmaz? Şimdi niye olmaz? Tek parti olmaz. Şimdi bugün mesela atıyorum, ben bugün dik kafa olduğu zaman mesela onu şeyde dik kafa zaman birbirine görüşme lazım. Bir şey yaparken birbirine fikir alma lazım. Birbirine fikir alma lazım. Yani birbirine fikir almaz ama birbirine taş atmaz ama iyi bir şey değil. Sanki birbirine düşmandır. Öyle, ben öyle karşıyım. Sen çıkıyorsan böyle yaptı, yoksan böyle yaptı. Öyle bir şey değil. Sen de Türkiye Cumhuriyeti'nin şeysi, o da aynı, ben de aynı. Ayrımcılık ben sevmiyorum. Ben bu yaşa geldim, ayrımcılık sevmek işte sevmiyorum. Ha ben yolu yanlış ama suçum razıyım. Çok parti olur, iki parti. Ben demin söylemiş olduğum, biraz evvel söylemiş olduğum gibi iki parti. Çünkü adam sağ görüşü yanlıştır, sola yayılır, şey yapar. Solunki yanlıştır, sağ. Adam da fikir vermiş Allah, düşünsün. Çok parti ne yapar? Bitirir insanı. İki parti. Fakat bunların adil bir çözüm içinde gerekiyor. Şu andaki, yani şu andaki seçim olması gerekiyor. Ama iki parti. Bunu yapılacak bir ne var? Çok basit. Şimdi Türkiye'de, hani ben şu daha geniş düşünüyorum, Amerika gibi olması gerekiyor. Sosyal demokratlar, şeyler, cumhuriyetçiler, iki tane parti olması gerekir. 95 tane parti var. Şimdi bunlar oya gidiyorlar. Hangisi kazanıyor? Belli başlı partiler kazanıyor. Ufak partiler ne oluyor? Kazanamıyor. Onun için iki parti. Sosyal demokratlar, cumhuriyetçiler. Aynı Amerika şeklinde. Her partinin başı da aynı şu andaki Amerika Cumhurbaşkanı gibi, mesela diyelim ki şu anda Tayyip varsayalım. Diğeri bir kazandığı zaman da mesela CHP'nin hangi partisi tabii o zamanki, o olması gerekiyor. Fakat biz ne yapıyoruz? Bir yabancı gibi düşünemiyoruz. Hiç kesin düşünemiyoruz bir yabancı gibi. Yabancı neden böyle düşünüyor? Açık ve net söylüyorum. Birincisi, dini istismar etmiyor adamlar. Şimdi bu ülkede kim ne dese desin, benim anlamak, dini istismar ediyorlar. Ne oluyor?
Bak dikkat ederseniz mescitler olsun mesela ne bileyim bu dini ne derler ona? Gruplar işte yani nasıl yorumlarsanız işte medreseler diyeyim. He çoğunlukla hep iktidar yanlısı. Sebebine gelince onlardan besleniyor zaten. Bunlar bu medreseler olmasa beslenemezler. Diyorlar ki Facebook'tan olsun televizyondan kapatılmadı. Kapatamazlar. Bu iktidar kapatmaz. Çünkü besleniyor ondan.